Padişahın kızıyla Yörük oğlu. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde memleketin birinde bir padişah varmış. Padişah bir gün memleket turuna çıkmış. Yolda giderken bir mezarlığa denk gelmiş. Mezarlıkta da bir adam varmış ve o çöpü kırar ona eklermiş. O çöpü kırar ötekine eklermiş. Bu padişahın dikkatini çekmiş. Padişah adama selam vermiş. Adam selamını almazmış. Tekrar selam vermiş. Yine selamını almazmış. Üçüncü kez de selam vermiş ve adam dönüp bakmış. Aleyküm selam demiş. Padişah, hayrola ya arkadaş. Nedir bu dalgınlığın, telaşın? Ne yapıyorsun sen? Neyle uğraşıyorsun sen demiş. Adam, ben çöp atıyorum demiş. Padişah, benim kızı kime çattın diye sormuş. Adam, falan dağın başındaki bir yörük çadırında oturan yörüğün oğluna çattım demiş. Padişah telaşlanmış. Yapma, etme diye geri almasını istemiş. Adam, çok geç artık, çattım bile ben demiş. Çöp çatılınca bu işin olacağı kesinleşmiş. Padişah emretmiş. Falan dağın başındaki falanca yörüğün beşikteki oğlunu öldürün. Padişah adamları hemen yola çıkmışlar. Padişahın dediği çocuğu bulmuşlar. Beşikteki çocuğu yaralamış, beredemişler. Sırtına da bir bıçak saplamışlar. Bir değirmenin arığına atmışlar. Değirmen arığın suyuyla çocuk yuvarlanmış, gelmiş ve değirmenin obasına tıkanmış. Değirmenci de tağıl ötüyormuş. Çocuk düştüğü sırada şakır şukur her taraf su olmuş. Değirmenci, ooo her taraf yine su oldu. Herhalde yine tosbağa girdi suyun içine. O da yuvarlandı geldi. Çıkıp bir bakın bakalım demiş yanındaki çalışanlara. Onlar da çıkıp bakmışlar ki sırtı kamalı bir çocuk. Hemen çocuğu almışlar suyun içinden ve sırtındaki kamayı sökmüşler. Kamayı da değirmenin bir kenarına koymuşlar. Yarasını iyileştirmişler. Çocuğun yüzünde bir iz kalmış. Çocuğu büyütmüşler. Değirmencinin de çocuğu olmuyormuş ve adam çok sevinmiş. Oğlan ergenlik çağına gelmiş, yakışıklı bir delikanlı olmuş. Ama yüzündeki iz hala duruyormuş. Bizim padişah o dönemde yine gezmeye çıkmış. Gezerken değirmene uğramışlar. Değirmenciden su istemişler. Değirmenci de çocuğu ünlemiş. Oğlum, gelen misafirlerimize su getir demiş. Çocuk suyu getirmiş ve içmişler. Bunlar tekrar yola koyulmuşlar. Padişahın adamlarından birisi çocuğun yüzündeki izi fark etmiş. Padişaha, padişahım sen bu çocuğu hiç tanıdın mı demiş. Padişah tanıyamamış. Padişahın adamı, bu çocuk falan dağın başındaki yörüğün çocuğu, bizim öldürmek için suya attığımız çocuk. Bunun üzerine tekrar geriye dönmüşler. Değirmenciyi sıkıştırmışlar. Değirmenci hakikati anlatmış onlara. Padişah ve adamları çocuğu alıp götürecek olmuş. Ama değirmenci bırakmak istememiş. Zaten çocuğu olmayan değirmenci onu evlat edinip büyütmüş. Ayrılmak istememiş. Padişah değirmenciyi dinlememiş ve çocuğu alıp götürmüş. Çocuğun cebine bir kağıt yazmış ve çocuğu saraya göndermiş. Kağıtta ben turneden dönünceye kadar bunun kafası cellatlar tarafından uçacak yazıyormuş. Yörük oğlunun okuması yazması yokmuş. Çocuk kağıdı cebine katmış ve gitmiş padişahın sarayına. Yaklaştığında çok yorulmuş, bir ağacın gölgesine uzanmış ve biraz dinlendikten sonra kağıdı kişilere verip emirlerine getirmeyi düşünmüş. Çocuk kağıdın cellata gittiğini bilmiyormuş. Padişahın kızı da gezintiye çıkmış. Gezerken ağacın dibinde dünya güzeli gibi bir gencin yattığını görmüş. Kızın çok dikkatini çekmiş. Ceketin cebinin açıldığını görmüş ve beyaz kağıdı merak etmiş. Oğlanı uyandırmadan kağıdı oğlanın cebinden almış ve okumuş. Kağıtta ben turneden dönünceye kadar bunun kafası cellatlar tarafından uçacak yazdığını görmüş ve dayanamayarak kağıdı yırtmış, atmış. Kız oğlana çoktan aşık olmuş. Kız başka bir kağıda ben gelinceye kadar benim kızla bu oğlan derhal evlendirilecek, düğünü her şey yapılacak yazmış. Babasının da mührünü basıp yine oğlanı uyandırmadan ceketin cebine koymuş. Oğlan bir şeyden haberi yok bir şekilde uyanmış ve kağıdı vereceği kişiye vermiş. Kağıdı okumuşlar ve ben gelinceye kadar benim kızla bu oğlan derhal evlendirilecek, düğünde her şey yapılacak yazdığını görmüşler. Hemen düğün dernekleri hazırlıkları yapılmış. Düğün yapılmış. Padişah gelmeden padişahın kızıyla Yörük oğlu evlenmiş. Padişahın kızı hamile kalmış. Bir tane de oğlan çocuğu olmuş. Aylar sonra padişah gezisinden geri geliyor diye haberi gelmiş. Kız bir taraftan, oğlan bir taraftan çocuğun kolundan tutmuşlar. Herkesle birlikte karşılamaya gitmişler. Padişah karşıdan gelirken bir bakmış ki kızı ve öldürülecek olan oğlan ve torun ortada onu bekliyormuş. Padişah, eyvah ben ne yaptım? Kızım yine evlenmiş, ölmemiş bu Yörük oğlu. Allah'tan af dilemiş.
kaderin önüne geçirmeyeceğini anlamış. Bu sefer damadına değil de torununa, kendi sırtındaki abasını bundan sonra padişahlık sana devroldu diye giydirmiş. Kızını ne kadar uğraşsa da Yörükoğlu'ndan ayıramamış. Yörükoğlu padişahın damadı olmuş. Şimdi de gül gibi geçinip dururlar.